Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımız olsun. Portugaliya Xitay şirketlerini 5G kuruluşundan çıkarıverdi. Portugaliya hükümetinin bir neçe gün burun ilan kılgan kararına asasen Xitay teknik şirketleri Portugaliya'daki 5G toru kuruluşunun sırtıda kaldırıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha Portugaliya Torbi Xatirliki Ali Kengashi 25 may bayonot e'lon qilib, Yevropa Ittifoqi sirtidagi yoki Shimoliy Atlantik Axdi tashkilotiga, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga tabe bo'lmagan davlatlar ta'minlagan uskunalarni Portugaliyaning 5G to'rida ishlatishni cheklaydiganligini e'lon qilgan. Bayonotda mazkur tashkilotlar sirtidagi davlatlarga tabe shirkatlarning Torbi Xatirlikiga nisbatan og'ir xatar hisoblanganligi ta'kidlangan. Bloomberg agentligining xabar qilishicha, Portugaliya hukumatining bu qarori Huawei qatorliq Xitoy shirkatlarining uskunalari va mulozimat bilan ta'minlovchi shirkatlarni hamkorlik doirasidan chiqarib o'tgan. Huawei shirkati bundan ilgari Portugaliyadagi bir qism telegraf shirkatlari bilan hamkorlik o'rnatib, 5G to'rini taraqqiy qildirgan bo'lib, Portugaliyaning eng cho'ng telegraf shirkati 6K 2019-yili Huawei bilan birlikda 5G texnikasini taraqqiy qildirayotganligini aytgan. Ammo mazkur shirkat bu yilning boshida Nokia'ni 5G to'r uskunalari bilan ta'minlovchi qilib tanlaganligini e'lon qilgan. Navbatda Angliya, Daniya, Shvetsiya, Estoniya, Latviya va Litvaniya Huawei'ning 5G to'rini cheklagan. Undan boshqa Germaniya bu yil davlatning 5G to'rida Xitoy zapchastlarining ishlatilish ahvoliga qarab chiqayotganligini va bu haqdagi qonunlarni o'zgartirishning zarur yoki zarur emasligini tekshirayotganligini bildirgan. Hong Kong hükümeti Abdüveli Abdurrahman'ın Çigra'dan kirip bakmağanlıkını bildirdi. İki hafta ilgari Abdüveli Abdurrahman isimli bir Uyghur okuğucunun Koreya'dan Hong Kong'a kirgenden kin yokap ketkenliki halkaradı kün tertipki kelgenden kin Hong Kong dairleri bu haberini bütünlüğe inkar kıldı. Halkara Keçirim Teşkilatı aldıncı cüme bayanat ilan kılıp, bundan iki hafta ilgari Abdüveli Abdurrahman isimli bir Uyghur okuğucunun Koreya'dan Hong Kong'a kirgenden kin yokap ketkenlikini bildirgen idi. Ve Hong Kong hükümetinin derhal bu vaqtda ma'lumot berishini talab qilgan edi. Atigallik gazetining 28 mayidagi xabarida bildirilishicha, xalqaro kechirim tashkilotining bayonotidan keyin Hong Kong doirlari buningga inkos bildirib, kishilik huquq tashkilotining ayiblashini rad qilgan hamda Uyg'ur o'quvchining Hong Kongga kirmaganligini, kishilik huquq tashkilotining bu ayiblashlarining butunlay asossiz ekanligini, xalqaro kechirim tashkilotining Hong Kong hukumatidan kechirim so'rashi kerakligini da'vo qilgan. Fransiya Xalqaro radiosining xabar qilishicha, Abdüveli Abdurrahman ismli Uyghur o'quvchi Koreyadan Hong Kongga kirgandan keyin yo'qolib ketgan. U do'stlariga qilgan oxirgi uchurida o'zining Hong Kong aerodromida Xitoy saqchilari tomonidan so'roq qilinganligini aytgan. Orqadilla uning hech qanday izdiriki bo'lmagan. Xalqaro kechirim tashkiloti mazkur o'quvchining qonunsiz holda Xitoy cho'ng quruqligiga avatilish ehtimolligi borligidan andisha qilayotganligini bildirgan bo'lib, bularni ko'zda tutgan holda Hong Kong hukumatidan Abdüveli Abdurrahmonning ahvoli haqida darhol ma'lumot berishni talab qilgan edi. Xitoy tabiiy boyliklarni bulang-talang qilish salmoqini oshirmoqda. Xitoy bu yil Sharq Turkistonning tabiiy boyliklarni bulang-talang qilish salmoqini kuchaytirish uchun nuqtaliq turlarga 2 trillion 700 milliard yuan mablag' salgan bo'lib, hozirgacha 42 milliard 90 million yuan mablag' selish tamomlangan. Atalmış Xinjiang gazetining 27 mayidagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyliklarini bulang-talang qilish salmoqini davomli kuchaytirgan bo'lib, 1 aydan 4 oygacha Sharq Turkiston bo'yicha nuqtaliq energiya turlarida 42 milliard 90 million yuan mablag' selish tamomlangan. Buning ichida asosliq elektr tori va tabiiy gaz turidan Eli Birtola Shiho Finhuang 2 qaytma liniyasi, Finhuang Shimoliy Urumchi 2 qaytma liniyasi, Finhuang Yajong 2 qaytma liniyasi, Shihanza Urumchi Sanje liniyasi qatorliq 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi bor ekan. Bundan boshqa Bayinqulon Tekanlik Chaqiliq 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi G'uljikan rayoni o'tira kichik
Bişkek kömür kallarını birleştiriş rayonundaki Yitay Eli Kançılık şirketinin kömür kan türü kadarlık 9 noktalık energiya türüde yeniden iş başlanan olup, bu kuruluşka 16 milyar 470 milyon yuan meblağ seliş tamamlanan. Şarkı Cungar atılmış garipnin gazını şarkı yetküzüş 4. liniyesi, tabii gaz turubu kuruluşu, Pişan Nahisi Kumtağ Kan rayonu 1. numarlık üstü uçuk kömür kan türünün aldıngı baskışlık türü kuruluşu tezletilgen. Xitay Şarkı Türkistan'a tacavuz kılıp kirgenden beri türlük tabii baylıklarını üzlüksüz bulan talan kılıp kilovatkan bulup, yıkınkı yıllardan beri talan tarajını zor derecede küçü etmekte. Kütetkücüler Xitay'nın Şarkı Türkistan'dan çıkan baylıklarını pekatlı Xitay'nın ihtiyacını kandırışkı işiltivatkanlıkını, hakiki ilgileri bolgan yerlik halkının heçkandak menfaatke erişelmegenlikini, belki namratlık içinde yaşavatkanlıkını, Şarkı Türkistan'da izgil devamlaştırvatkan irki kırgınçılık cinayetigi mashalda bulan talan kılıştımı küçü etivatkanlıkını, kallıkını bildirişmekte. Türkiye prezidentlik saylımında Erdoğan galibi kıldı. 28 may keşte Türkiye Ali Saylam Kengişinin reisi Ahmet Yener prezidentlik saylımına katnaşkan namzatlar erişken neticeler hakkında muhbirlarga malumat verdi. Türkiye Ali Saylam Komiteti başlığı Ahmet Yener 28 may ötküzülgen Türkiye prezidentlik saylımı toğrısıda muhbirlarga malumat berip, Cumhur İttifakı namzati Recep Tayyip Erdoğan'nın 27.725.131 avaz bilen umumi beletinin 52.14%'ye Millet İttifakı namzati Kamal Kılıçdaroğlu'nun 25.232.951 avaz bilen 47.86%'ye erişkenlikini nöbetteki istatistikiga asaslanganda Recep Tayyip Erdoğan'ın prezident bulup saylanganlıkını bu saylamının Türkiye halkıga hayırlık buluşunu tilaydıganlıkını bildirdi. Bildirilişçe chet eldeki bilet taşlaşkı tizimlatkan tahminen 3 milyon 500 min saylıgıcı bulup, bunlar üçün 73 devletteki 151 elçihana konsulhanlarda 167 noktada saylam sandığı tesis kılıngan. Chet ellerdeki elçihana konsulhanlarda avaz taşlaş işleri 24. mayda ahırlaşkan. Taşlangan biletler ayruplan ve diplomatik tez yollanma arkalık Türkiye'ye elip kilingen. Türkiye'nin 13. nöbetlik prezidenti bulup saylanan Erdoğan, prezidentlik saylamının 2. aylanması galibi kılgan deyinken, ictimai alaqı hesabıda büyük Türk zeperi bilen başlanan Türk eseri bizni yeni bir kıtım galibige eriştirgen halkımız yaşsın. Türkiye eseri mübarek bolsun. Büyük Türkiye galibisi hayırlık bolsun dep yazdı. Erdoğan şu günü yine Ankara'daki prezidentlik sarayının balkonunda halkı hitap kıldı. O xitabıda aldı bilen avaz bergen barlıq puhralarga rahmet etidiganlıqını, saylamda vazife ötigen xadimlarını tebrikleydiganlıqını bildirip, bizli galbi kılmadık. Belki Türkiye galbi kıldı. Barlıq halkımız galbi kıldı. Növetteki milli nişanımız, milli arzularımızı körüdep ihtipaklaşıdıgan ve birleşidıgan peyit keldi digerlerine tekitledi. Türkiye prezidentlik saylımı ve parlament azaları saylımı 14. may ötküzülgen bolsumu, prezident namzatlarının hiç kayısı 50%'ten yukarı avazga erişelmegenliki sebeplik 2. aylanma saylam 28. mayga uğrullaştırılgan idi. Rusya armiyesi Ukrayna paytaxtiga havadan hücum kıldı. Rusya kısımları Ukrayna paytaxtı Kiyev'e havadan hücum kılgan bulup, Ukrayna hava müdafiye kısımları 40'tan artık nişanlı havada paçaklap taşlıgan. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Kiyev Şehirlik Herbi İşler İdarısının bayanatı da Rusya kısımlarının paytaxt Kiyev'e havadan hücum kılganlıkı bildirilgen. Bayanatlar Rusya kısımlarının 28 may etigendela Kiyev'e başkurulduğun bomba ve uçkuçsuz ayruplan bilen hücum kılganlıkı, pekat muşu may eyi işçidela paytaxtke 15 kıtım hava hücumu kılganlıkı eskertilgen. Bayanat yana Kiyev'e hücum kılgan 40'tan artık nişanının Ukrayna hava müdafiye kısımları tarafından baykalganlıkı ve havada paçaklap taşlanganlıkı uxturulgan. Kiyev şehir başlığı Vitali Klichkomu ictimai alaqı torida elan kılgan bayanatı da havada paçaklap taşlanan bir kısım başkurulduğun bomba parçalarının her kaysı rayonlardaki ammevi ul əslahalarına düşüp ziyan salganlıkını bildirgen. İsrailiyede hükümetki karşı namayışlar devamlaşmakta. İsrailiye halkı Başminister Benjamin Netanyahu başçılıkıdaki Birleşme Hükümetinin adliye organlarının hukukunu çekilmeye uçurtadığan belgelimi çıkarganlıkı karşı namayışlarını devamlaştırmakta. Netanyahu başçılıkıdaki radikal onkanat Birleşme Hükümetinin adliye belgelimlerine karşı her şembe günü keşte kan kölemlik namayış ötküzüvatkan İsrailiye halkı namayışının 21. haftası da yeni bütün memleket miqyasıda meydanlarına çıkan.
10 minglagan İsrailiyelik Tel Aviv, Gerbi Kuddus, Hayfa ve Birussebi Katarlıq şehirlerden başlığanca bütün memleket miqyasıdaki 10'dan artıq noktada namayışqa katnaşqan. Namayışçılar her heptedikige okşaş Tel Aviv'nin Kaplan Köçesidiki hükümet binasının aldığı yığılgan. Kaplan Köçesi'ye kurulgan münberde cemiyetinin okşumağın katlamlarından kelgen vekiller nutuk sözlügen ve hükümetinin adliye belgelimlerine karşı demokratiyanı tähkitlügen. Namayışta hükümetinin adliye belgelemesinden başka yana ayıllarga qaratılgan zoravallık ve İsrailiyedeki Arap puhraları döşkelgen kemistiş qatarlıq meselelerge mu narazılıq bildirilgen. İran çigrasıda Taliban bilen İran'nın askerleri tokunuştu. İran İçki İşler Ministeri Ahmet Vahidi çigradı yüzbergen tokunuştuyen ki, Taliban emeldarları bilen müzakirleşkenlikini ve meselenin hal kılınganlıkını hem de çigralarda bihaterlikinin emelge aşırılganlıkını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışça, İran İçki İşler Ministeri Vahidi 28 May İran Devlet Televizisi'ye bergen bayanatıda İran çigra müdafiye kısımları bilen Taliban otursuda Sistan, Belochistan ülkesi'ye karşılık Hermant rayonundaki çigra iğızıda Sasoli Sakçıhanısı etrafıda yüzbergen tokunuş hakkında malumat bergen. Vahidi tokunuşta Taliban güçlerine gereklik cevap kaytırılganlıkını bayan kılıp, kısqa müddetlik tokunuş yüzberdi. Taliban tarafından söhbet ötküzüldü. Mesele hal boldu. Hazırki mesele yok, çigra tiniç ve uçuk degen. İran tünügün çigra müdafiye kısımları bilen Taliban güçleri otursadaki tokunuşta iki İran askerinin hayatının ayrılganlıkını ilan kılgan idi. Taliban bolsa tokunuşta bir azasının kaza kılganlıkını bildirgen idi. Türkiye Suriye hakimiyetinin Türkiye kemisiga oq çıkarganlıkını ayıpladı. Türkiye hükümeti Suriye hakimiyeti bexaterlik kısımlarının Türkiye belikçi kemisiga oq çıkarış kılmışını ayıpladı. Türkiye Avaz Radyosu'nun bu haftaki haberde bildirilişçe Türkiye Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı Tanju Bilgeç, Suriye hakimiyeti kısımlarının Halkara Deniz Tevalikide Türkiye Belikçi Kemisi'ye oq çıkarış kılmışı doğrusudaki sualıga cevap verip, Suriye hakimiyeti bexaterlik kısımlarının iki paraxotunun Adana Karataş portundan kozgalgan Mahmutcan Bir namlıq Türkiye Belikçi Kemisi'ye 28 May Halkara Deniz'de oq çıkarıp, iki belikçimizin yarlandırışı ve kemigi ziyan yetküzüşünü ayıplaymayız. Bilgeç, Xalqara Deniz Tevalikide yüzbergen ve Samandaç Baştaptiş Mahkemesinin tekşürüşüdeki bu kayğılıq vaqani yıqındın közdüdüğallıqını təkidligen. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah, ətki programımız görüşkice. Aman boğayızlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.